Hilmi Hoca'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün integral konusuna devam ediyoruz. Önemli bir kısmını anlatıyoruz. Değişken değiştirme kısmı. Birinci bölümde temel kısımlarını anlatmıştık. Temel kurallarını, integral alma kurallarını anlatmıştık. Şimdi değişken değiştirmeye geçiyoruz. Çok önemli. Başlıyoruz arkadaşlar integralde değişken değiştirme kuralına. Evet arkadaşlar, değişken değiştirme yolu integral alma nasıl oluyormuş? Biz normal bir kuralımız vardı ya arkadaşlar, x üzeri n eşittir dediği zaman, integralin sorulduğu zaman kuvveti 1 artırıp yeni kuvveti aşağı yazıyorduk. X üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c yazıyorduk. İşte bunu uygulayamadığımız, yani x üzeri n formatında olmayan integrallerde ne yapacağımızı işte bu yöntemle yapacağız arkadaşlar. Burada bir şeye u diyeceğiz, ondan sonra devam edeceğiz. Soru üzerinden anlatalım. Değişken değiştirmeden kastımız bu. Bakın arkadaşlar, şimdi burada x küp artı 2x üzeri 3 diyor. Çarpı 3x kare artı 2 diyor. Yani kalabalık bir durum söz konusu. X üzeri n formatında değil. Dolayısıyla biz burada bir şeye u diyeceğiz. Peki neye u diyeceğiz? İki türlü düşünün burada neye u diyeceğimizi. Bir, öyle bir şeye u diyeceğiz ki türevi dx'in yanında olacak çarpım durumu ya da bölüm durumunda. Bir de şöyle bir şey söyleyelim. Parantezin üzerinde kuvvet varsa, kökün içinde bir şey varsa, yani parantezin içine, bakın kuvvetiyle beraber değil, kökün içine u diyeceğiz. Yani burada x küp artı 2x'e u diyeceğiz arkadaşlar. X küp artı 2x'e u dedikten sonraki hamlemiz şu. Du'yu bulmak. Du ne demekti? Diferansiyel. U'nun diferansiyeli ne demek? Türev çarpı dx. Yani 3x kare artı 2 çarpı dx. Yani u dedikten sonra du diferansiyeli buluyoruz. Şimdi arkadaşlar biz integrali u'lu biçimde yazmaya çalışıyoruz ki integral alabilelim. Biz bakın buraya u demiştik. Dolayısıyla burası u küp olmuş oldu. Şuraya bakın, dikkatli bakın, ne kaldı geride? 3x kare artı 2 çarpı dx. Bakın o neye eşit? Du'ya eşit. O zaman burası du olmuş oldu. Yani integralimiz u küp çarpı du oldu. Şu an integral alınabilir hale gelmiş oldu. Çünkü u küpün integralimiz almasını biliyoruz. Nedir u küpün integrali? U üzeri 4 bölü 4 artı c'dir. Son hamlemizde neye u demiştik? Geri çağırıyoruz. X küp artı 2x'i u demiştik. X küp artı 2x üzeri 4 bölü 4 artı c integralimizin sonucu olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Bakın burada da yine neye u diyeceğiz? Kökün içine u diyeceğiz arkadaşlar. Kökün içi, işte parantezin içi de büyük parantez, kuvveti olan bir şeyin küpü, bir şeyin küpü diyorsa onun içine u diyeceğiz. Burada da değerli arkadaşlar x kare eksi 4x'e u diyerek soruyu çözeceğiz. Hemen diferansiyelini alalım, du'yu bulalım. Du ne demekti? Türev çarpı dx demekti. 2x eksi 4 çarpı dx diyoruz. Şimdi u'lu biçimde yazalım değerli arkadaşlar biz integralimizi. Bakın ne oldu burası? Kök u çarpı x eksi 2 çarpı dx neye eşit? Onu da arkadaşlar renk değiştirerek göstereyim. Şurası iki parantezinde x eksi 2 çarpı dx eşittir du olduğu için ve biz x eksi 2 çarpı dx'i aradığımız için neye eşit olmuş oldu x eksi 2 çarpı dx? Du bölü 2'ye eşit oldu. O bölü 2'yi de arkadaşlar dışarıya kadar atabiliyoruz katsayı olduğu için. Şimdi integral alabilir pozisyona gelmiş oldu. Nasıl alacağız integralimizi? 1 bölü 2 dışarıda. Kök u demek, u üzeri 1 bölü 2 demek olduğu için u üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı c. Yani toparlamak gerekirse değerli arkadaşlar, şu ikiler zaten birbirini götürür. U üzeri 3 bölü 2 ne u demiştik biz? X kare eksi 4x'e. X kare eksi 4x üzeri 3 karekök içinde bölü 3 artı c. Peki hocam bu şıklarda yok. Arkadaşlar var. Nasıl var? A küp dediğimiz zaman biz bunu nasıl dışarı çıkartıyoruz? A küp a kare çarpı a demek olduğu için a kare dışarı a olarak çıkıyor. A kök a olmuş oluyor. Yani cevabımız da e şıkkı olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Bakın burada yapılacak çok güzel bir hata var. Hocam ben hataları çok güzel yapmak istiyorum diyenler hazır olsun. Bunun integrali çok basit hocam. 2x eksi 1 üzeri 5 bölü 5 artı c. Evet hocam böyle değil mi? Değil arkadaşlar. E hocam böyle x üzeri n'an x üzeri 5 bölü 5'ti. Kuvveti 1 artırıyorduk. Evet arkadaşlar ama bu x üzeri n değil ki. Bir şey üzeri n. Biz x üzeri n'in integralini alırken kuvveti 1 artırıp yeni kuvveti aşağı yazıyoruz. Bir şey üzeri n değil. O zaman ne yapacağız işte? O şeye u diyeceğiz arkadaşlar. 2x eksi 1'e yine biz u diyoruz.
Hemen do'yu buluyoruz. Do demek türev çarpı dx demektir. O zaman integralimizi yazalım. U üzeri 4 çarpı dx var burada. Dx neye eşit? Du bölü 2'ye. Du bölü 2'de dışarı atmanızı her zaman tavsiye ederim. 1 bölü 2 dışarıda. U üzeri 5 bölü 5 integral artı c. Ne u demiştik? 2x eksi 1 üzeri 5 bölü 10 artı c olmuş olur. Cevap yani A şıkkı. Ha şöyle bir pratiklik söyleyebilirim arkadaşlar. Bir saniye öbür sayfada evet vermemişiz. Şöyle bir pratiklik söyleyebilirim. Yani doğrusal fonksiyonlarda ax artı b üzeri n tarzı integrallerde şunu yapabiliriz. Ax artı b üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c diyoruz ama başına 1 bölü a diyoruz. O 1 bölü a nereden geldi? X'in katsayısından geldi. İşte biz dolayısıyla bunu direkt yapmak isteseydik 2x eksi 1 üzeri 5 bölü 5 deyip başına 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyordu. X'in katsayısı 2 olduğu için. Ama hocam buna hiç girmeyelim, ezberlemeye gerek yok diyenler aşağıda yaptığım gibi yapabilirler. Şunu unutmayın, biz x üzeri n'in integralinin x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 olduğunu biliyoruz. Bir şey üzeri n'in integrali değil. Yine burada arkadaşlar neye u diyeceğiz? Kökün içine, karmaşık olan ifadeye x küp artı 2'ye u diyeceğiz değerli arkadaşlar. Hemen buradan do'yu bulacağız. Türev çarpı dx demiş olacağız. Ve bu ifadeyi u olarak yazalım bakalım şimdi. Alt taraf kökü oldu. Üst tarafta ne var? X kare çarpı dx var. X kare çarpı dx neye eşit? Do bölü 3'e. O zaman yine biz bunu şöyle bölü 3'ünü de dışarı atmış olalım. Peki bunu integral nasıl alacağız değerli arkadaşlar? 1 bölü kökü ne demekti? Alt taraf u üzeri 1 bölü 2, üst taraf u üzeri eksi 1 bölü 2 olarak geçer. Kuvveti 1 artır. Eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersek, yani 2 bölü 2 eklersek 1 bölü 2. Yeni kuvveti aşağı yaz. Yani 3 aşağısı 3 bölü 2 oldu. 2 bölü 3 çarpı kök u artı c oldu. Ne u demiştik? Geri çağırıyoruz. Ne u demiştik? X küp artı 2'ye u demiştik değerli arkadaşlar. O zaman 2 bölü 3 çarpı kök içerisinde x küp artı 2 artı c cevap olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Evet, bu tip sorular da var. Burada neye u diyeceğiz? Ne demiştim ilk başta? Bir şeyin karesi küpü kökün içine u diyoruz. Hatta bir şey daha düşünün demiştim. Dx'in yanında türevi olan şeye u deyin demiştim. Dx'in yanında ne var? F üstü x var. Neyin türevi o? Fx'in. Yani f kare x'e u demeyeceksiniz. Neyin türevi varsa ona u diyeceksiniz. Fx'e u diyeceksiniz arkadaşlar. Hemen do'yu bulacağız. Do ne demekti? Türev çarpı dx demekti. F üstü x çarpı dx oldu. Yani integralimiz u kare fx'e u dediğimiz için çarpı f üstü x dx var zaten. O da du'ya eşit. U karenin integrali u küp bölü 3 artı c. Sonuç ne u demişsek geri çağırıyorduk. F küp x bölü 3 artı c olarak sonuçlandırmış oluruz değerli arkadaşlar. Şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Eğer bu n'inci dereceden kök içerisindeki ifadelerde biz içeriye u diyoruz. Şunu da yapabiliyoruz, yani fx'e u üzeri n diyerek de yapabiliyoruz. Ben normalde bunu çok kullanmıyorum, çok tavsiye etmiyorum. Fakat bu şekilde sorulduğu zaman ne yapmamız gerektiğinde biraz sonra anlatacağım. Aynı sistem burada. Ha, bir de şu var. Biz biraz önceden beri arkadaşlar kendimiz bir şey u diyerek yapıyorduk. Bir de böyle sorular var. Yani bize dönüşümü kendisi veriyor. İntegrali çözmemizi istemiyor. Dönüştürmemizi istiyor. T eşittir kök x dönüşümünde bize t'li olarak yazmamızı istiyor şıklara bakarsanız. Biz ne yapıyorduk? Bir şey u diyorduk, sonra ne yapıyorduk? du'yu buluyorduk. İşte burada bize kök x'e t demiş. O zaman biz burada önce dt'yi bulacağız. Dt neye eşit? Türev çarpı dx. Kök x'in türevine 1 bölü 2 kök x çarpı dx. Hocam nasıl hemen yaptınız? Bunları çok yaptık arkadaşlar türev derslerimizde. Kök x'in pratik türevi de vardı. İçinin türevi yani 1 bölü 2 çarpı kök x olarak ezbere de bilmenizi tavsiye ederim. O zaman şimdi integrali t'li olarak yazalım. Biz dönüşüm yaparken şıkları da bakarsanız bütün olayı t'ye çevirmemiz gerekiyor. Kök x'e t demiştik. Yukarısı 1 artı t oldu. Aşağısı 1 eksi t oldu. Çarpı dx. Peki dx neye eşit? Onu da buradan bulalım. Bakın içler dışlar çarpımından 2 kök x çarpı dıt dx'a eşit. E biz ama t'li olarak yazacaktık. Burada kök x var hocam. İşte kök x yerine de t yazdığımız zaman ki bize o eşitliği vermiş. 2t çarpı dt olmuş oldu dx. Yani sonuç 2t'yi yukarıya dağıtarak da yazabiliriz. Şıklara da bakın nasıl yaptığını da bir bakalım tabii. 2 mesela dışarıda görünüyor. A şıkkına bakarsanız arkadaşlar 2'yi dışarı atmışız. Bu t'yi de dağıtıyoruz. T kare ya da 1 artı t kare de yazalım onu bir saniye. Şöyle yazalım. 1 artı t kare
bölü 1 eksi t çarpı dt'den A şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Bu soru tiplerini zaman zaman kullanıyor, soruyor ÖSYM. Bakın neye u diyeceğiz burada? Kökün içine u diyeceğiz. 4x artı 1'e u diyeceğiz. 4 çarpı dx eşittir du olmuş olacak. İntegral kök içerisinde u çarpı du bölü 4 olacak. O zaman kökün integrali. Köku demek u üzeri 1 bölü 2 demek olduğu için birinci videomuzda yapmıştık integralin birinci videomuzda. U üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı c olmuş oluyor. Şunlar sadeleşiyor 2. 1 bölü 6 çarpı u üzeri 3 bölü 2. Yani karekök içerisinde u küp anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Artı c. Yani cevabımız hangi şık? Ceyhan şıklı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu sorumuz da üniversite sınavında çıkmış. Çok önemli güzel bir soru. Her iki tarafın integralini alacağız. Birbirine eşleyeceğiz. Sol tarafta nasıl integral alacağız? Şu anda bakın bir şey u dememiz gerekiyor. Neye u diyeceğiz? Dx'in yanında türev olduğu için aşağıda fx'in karesi olduğu için fx'i u diyerek yapacağız arkadaşlar. Fx'i u dediğimiz zaman du ne oluyor? Türev çarpı dx olmuş oluyor. O zaman sol taraf şöyle olmuş oldu. 1 bölü u kare çarpı f üssü x dx da du'ya eşit. Peki bunun integrali nasıl alınıyordu? 1 bölü u kare u üzeri eksi 2 demektir. Kuvveti 1 artırıp yeni kuvvet aşağı yazdığımızda eksi 1 bölü u artı c diyorduk. Şimdi bakın sol taraf eşitliğin sol tarafı eksi 1 bölü fx diyoruz artı c yazmıyoruz şimdilik. Sağ tarafın integrali ne? 4x var bakın burada. 4'ü aynen yazıp x'i normal ya bu zaten değişken değişmeye gerek kalmadı. X veren formatı yapabildiğimiz bir integral. 2x kare çıkıyor. 2x kare artı c diyoruz. C'yi bir tarafa koyuyoruz arkadaşlar. İki tarafı birden koymuyoruz. Neden? Sonuçta c demek sabit ifade ediyor. Sol tarafta da bir sabit, sağ tarafta bir sabit varsa biz ne yaparız normalde? Bir tarafa atarız. Bir tarafa attığımız ifadeye c demiş oluyoruz. Şimdi biz bu, yani c bir tarafa konur bu tip sorularda. C'yi nasıl bulacağız? Şunu kullanarak bulacağız. F0 eksi 1'miş arkadaşlar. X'e 0 verelim. Eksi 1 bölü F0 eşittir 0 artı c'den c. F0'da eksi 1 olduğuna göre arkadaşlar c'yi 1 bulduk. Şimdi x'e 2 verelim. 2 verelim. Eksi 1 bölü f2 eşittir 2 çarpı 2'nin karesi 8 artı c'den 1. Yani eksi 1 bölü f2 eşittir 9. F2 ile 9'u yer değiştirdiğimizde de f2'yi eksi 1 bölü 9 olarak bulmuş oluyoruz. Değerli öğrenciler, değerli YKS öğrencileri. İşte bu farklı bir soru. Bunu biraz önce de söylemiştim. U kare olarak verirse ne yapacağız? Normalde size değişken değişme dediği zaman 2x artı 1 u diyerek yaparsınız. Ama kendisi u kare demişse ona göre yapmamız lazım. Normalde du'yu buluyorduk biliyorsunuz. Burada her iki tarafın diferansiyelini alacağız. U karenin diferansiyeli 2u çarpı du'dur türevden. Sağ tarafın diferansiyeli 2 çarpı dx'tır. Deminki sorularda u vardı. Onu biz direkt du yazıyorduk. Çünkü u'nun türevi 1 olduğu için aslında 1 çarpı du demiş oluyorduk. Bu şimdi dursun. Şimdi biz bunu u'lu olarak yazmaya çalışalım şu ifademizi. Arkadaşlar alt taraf ne oluyor? Kök içerisinde u kare olmuş oluyor. Üst tarafta 6x var bakın. 6x'i nasıl bulacağım? Burada 2x u kare eksi 1'e eşit biliyorsunuz. 2x'i 3 ile çarparsak 6x oluyor. Dolayısıyla üst taraf 3 çarpı u kare eksi 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Sıra geldi dx'i yazmaya. Dx neye eşit? Şu ikileri götürürsek u çarpı du'ya eşit. Arkadaşlar şimdi kök u karede u'ya eşit biliyorsunuz. Şu u'lar gidiyor. Dolayısıyla 3 çarpı u kare eksi 1 çarpı du olmuş oluyor cevabımız. Hemen bu soru tipine geliyorum. Bu soru tipi de çok önemli. Yine çıkmış sınavda bir soru tipi arkadaşlar. Sınavda çıkmış bir soru tipi diyelim daha doğrusu. Burada u filan demekle olmuyor. Çünkü herhangi bir şey u dediğiniz zaman türevi dx'in yanında yok. Bu komple bir görme sorusu. Bu neyin türevi olduğunu göreceksin. Neyin türevi olduğunu görme sorularını genelde çarpma ve bölmeler olur arkadaşlar. Dolayısıyla x çarpı fx'in türevini, fx bölü x'in türevini kafanızda canlandırmanız lazım. Neydi x çarpı fx'in türevi? Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Dolayısıyla mesela bunu gördüğümüz zaman bu direkt x çarpı fx'in türevidir diye integral çözmemiz lazım. Bölümün türevi de yukarının türevi çarpı aşağısı eksi aşağının türevi çarpı yukarısı bölü aşağının karesi. İşte bakın burada onu görüyorsunuz. Yani bu direkt neyin türevi olduğunu göreceksin. Neyin türevidir bu? Fx bölü x'in. O zaman integral demek neyin türevi anlamına geldiği için fx bölü x olarak dışarı çıkar artı c.
eşittir 2x eksi 6. Sağ tarafta integral almıyoruz bakın. Her iki taraf integral alırsak bir tarafa c koyuyorduk. Sağ taraf zaten eşit. Sol taraf integralini almış olduk c'siyle beraber. 2x eksi 6 eşitlemiş olduk. Tekrar ediyorum, bu neyin türevidir? Fx bölü x'in türevidir. Dolayısıyla integral fx bölü x olarak çıkar. C'yi nasıl bulacağım? Şunu kullanacağım arkadaşlar. X'e 1 yazıyorum bütün satırda. F1 bölü 1 artı c eşittir eksi 4'ten. F1 2 biliyoruz. C'yi buradan eksi 6 buluyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi f eksi 1'i soruyor. X'e eksi 1 yazalım. F eksi 1 bölü eksi 1 artı c yani eksi 6. X'e eksi 1 yazdığımız zaman sağ tarafta eksi 8 olmuş oluyor. Eksi f eksi 1 eşittir eksi 2'den. F eksi 1'i ne buluyoruz değerli arkadaşlar? 2 bulmuş oluyoruz sevgili YKS öğrencilerimiz. Evet, az kaldı. Türevi f üst x eşittir 6x olan f fonksiyonunun x eşittir a noktasındaki teğet doğrusu buymuş. Arkadaşlar türevi f üst x'e biz buradan fx'i bulabiliriz. Fx nasıl bulunur? Bunun integralini alınarak. 6x'in integrali nedir? 6x kare bölü 2'den 3x kare artı c'dir. Şimdi bana ne demek istiyor? X eşittir a noktasındaki teğet. Bu doğru demek, iki şeyi söylemeye çalışıyor arkadaşlar. Ben burada f üssü a, a noktasındaki teğetin eğimi demektir. O eğim bu doğrunun eğimidir. Bu doğrunun eğimi neydi? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Yani 12. O zaman f üssü a 12'ymiş. F üssü a 12 ise direkt şurada da yerine yazabiliriz arkadaşlar. Bakın 6a 12 olduğunu bulmuş olduk. A 2 bulduk. Peki bana ne soruyor? F eksi 2'yi soruyor. F eksi 2'yi bulmam için neyi bulmam lazım? C'yi bulmam lazım. Peki C'yi nasıl bulacağım? Evet, şimdi yoruma dikkat. Arkadaşlar biz A2 bulduk ya. A noktasındaki teğetinden bahsettiği için A2 bulduysak bu iki noktası şu doğru üzerinde demektir. Aynı zamanda fonksiyon da üzerinde demektir. Çünkü bir fonksiyon var. Apsis 2 olan noktadaki teğetten bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bu doğruda x yerine 2 yazdığımda elde ettiğim y değeri doğru üzerinde x yerine 2 yazdığımda elde ettiğim y değeri fonksiyonda da bana aynı değeri verir. Çünkü bu nokta aynı zamanda fonksiyon üzerinde bir nokta. O zaman f2 eşittir 1'i kullanarak biz c'yi bulacağız değerli arkadaşlar. Sonra bana f eksi 2'yi soruyor. F eksi 2'de 3 çarpı eksi 2'nin karesi 4 artı c. Yani 12 eksi 11'den 1 çıkmış oluyor değerli arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz. Burada da değerli arkadaşlar integral bir şeye eşit gördüğünüz gibi. İntegral bir şeye eşitse bu eşit olan şeyin türevi bana şurayı veriyor. Yani x artı 1 çarpı px bana ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sağ tarafın türevi. 3x kare artı 2kx eksi 1'e eşit olmuş oluyor. Şimdi bu integral bir şeye eşitse türevi iç tarafı veriyor kuralında. Peki ben burada p eksi 1'i nasıl bulacağım? X eksi 1 yazacağım ama k var burada bulmam gereken. Önce ben x eksi 1 yazarak sol tarafı 0 yapıp k'yı bir bulayım arkadaşlar. 2k eşittir 2'den k'yı 1 buluyoruz. O zaman biz eşitliğimizi tekrar yazalım. K'yı 1 bulduk. K'yı 1 bulunca karşımıza bu çıkmış oluyor. Bana p eksi 1'i soruyor. X'e eksi 1 verince sol taraf yok oluyor. O zaman sağ tarafın çarpanlarını ayırarak x artı 1 yok etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şuraya bir geri alalım. X artı 1 çarpı px. Sağ tarafı çarpanlarına ayıracağım. Yani şöyle çarpanlara ayıracağım. Kenarda ayıralım. 3x'e x, 1'e eksi 1, 3x eksi 1 çarpı x artı 1 olmuş oluyor. X artı 1 sadeleşti. Px eşittir 3x eksi 1 oldu. Bana p eksi 1'i soruyor. Değerli arkadaşlar p eksi 1 bu durumda eksi 4 olmuş oluyor. Evet, son sorumuz. Olduğuna göre f fonksiyonu yerel maksimum değeri kaçtır diyor. Biraz önce çözdüğümüz gibi integralin sağ tarafında eşitlik varsa sağ tarafın türevi bana şunu verir arkadaşlar. Dolayısıyla fx bölü x eşittir sağ tarafın türevidir. X küp bölü 3 başa gelip 3'ü götürür x kare olur. Eksi 6x'tir. Yani buradan fx ortaya çıkmış oluyor. X küp eksi 6x kare olmuş oldu arkadaşlar. Bana fx'in yerel maksimum değerini soruyor. Şimdi türev sorusuna dönmüş oldu. Yerel maksimumları nasıl buluyorduk? Türev alıyorduk. Sıfıra eşitliyorduk. Türevin tablosunu yaparak kökler 0 ve 4. Türevin tablosunu yaptık. Bir saniye arkadaşlar.
şöyle türev tablosu artı eksi artı artan azalan artan. Dolayısıyla yerel maksimum sorduğu yerel maksimum apsisi sıfırdır. Yani bana F0'ı soruyor arkadaşlar. F0 da şuradan bulunuyor. F0 eşittir 0 eksi 0'dan cevap 0 çıkmış oluyor. Değerli arkadaşlar, belirsiz integrali bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda belirli integrale geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.